Çocuklarda astım belirtileri nelerdir? Hangi çocuklar ileride astım gelişimi açısından riskli gruptadır? Astım olan çocuklar spor yapabilir mi? Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Doktor İhsan Başpınar anlatıyor. Çocuklarda tabii en sık astım etkeni alerjen nedenleri %90'dır. Bunların başında da ev tozları gelir. Şimdi kendine iyi bakta. Şimdiki konuğum çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanımız uzman doktor İhsan Başpınar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkürler. Nasılsınız ]ler. İhsan Bey. Teşekkürler. Sizler nasılsınız? Biz de çok iyiyiz Kolay efendim. Gelsin. Çok mersi. Çocuk söz konusu olunca anne babalar tabii birazcık daha böyle e, heyecanlı ekran başında bizi izliyorlar tahmin ediyorum şu anda. Evet. E, çocuklarda astım görülme sıklığı e, ne zaman bunu astım tanısı konur? Sıklığı nedir? Şimdi astım e, hava yollarının Öksürük, hırıltı, nefes darlığıyla seyreden kronik bir e, hastalığı. Çocukların yaklaşık %10'unda Türkiye'deki çalışmalarda yapılan çalışmalarda yaklaşık olarak %10'unda astım tespit edilmiş. Yani 10 çocuktan birinde astım var demektir. Bu oldukça yüksek bir oran evet. dikkat edersek. Bunun anlamı ne? Şimdi e, astım çocuğun okul başarısını etkilemekte, günlük hayatını etkilemekte, performansını etkilemekte, Aynı zamanda da büyük bir ekonomik e, getiri meydana getirmektedir. oluşturmaktadır. Astım geliyorum der mi yoksa çocuk bir şekilde doğuştan ya da ciğer kapasitesinden dolayı astım hastası olur mu? Şimdi astım e, astıma yakalanan çocukların Birçoğunda bir takım özellikler var. Şöyle ki eğer anne babada astım hikayesi varsa çocukta astım görülme oranı oldukça yüksek olabiliyor. Örneğin anne ya da babadan birinde astım varsa çocukta gözükme oranı %30-35 civarında. Ama hem annede hem babada astım oranı varsa bu 60-70'leri buluyor. Oldukça yüksek. yüksek. Yine çocukta bir takım başka bulgular varsa şöyle ki egzaması varsa atopik dermatit dediğimiz deri bulguları varsa egzaması varsa alerjik nezlesi varsa hmm. alerjik konjonktiviti varsa tekrarlayan sünüzit atakları varsa uzun süren öksürükler varsa tekrarlayıcı karakterde 10-15 günü geçen öksürükler varsa bunlar da astımdan şüphelenmek lazım ve bu konuda irdelemek lazım. 10-15 günde bir tekrarlayan mı 10-15 gün süren öksürükler? 10-15 gün süren öksürük. Hmm. Yani uzun süreli bir öksürük. Uzun süreli. Evet. Hı hı. E, bunlar belirtileri oluyor astımın diyorsunuz. Tabii ki. Aynı zamanda. Tabii ki. Hı hı. Peki astım tanısı nasıl konuyor tam Şimdi olarak? Şimdi bizim için tanıda en önemli şey anemnez dediğimiz aile hikayesi. Evet. Anne babanın bize vereceği hikaye. İşte bu çocukta öksürükler oluyor, kriz ataklar oluyor, tekrarlıyor şeklinde dediğinde bizde de astım alerji gibi bir takım bulgular var dediğinde bir şüpheleniyoruz. Bunun sonrasında fiziksel bir muayene yapıyoruz. Akciğerlerini dinliyoruz. Akciğerlerinde astıma ait bir takım bulgular oluyor. Akciğerlerinde ekspürüm dediğimiz nefes verirken uzama meydana geliyor. Yine akciğerde steteskopla aletle dinlediğimizde akciğerde bir takım sesler duyuyoruz. Astımı düşündüren. Yine bunun yanında e, fizik muayene esnasında çocuğun burun kanadında çekilmeler, göğüste çekilmeler varsa bu bizi şüphelendiriyor. Şüphelendikten sonra çocuğa bir takım testler yapabiliyoruz. Bunların dışında eğer çocuklar 6 yaşından büyükse çocuğa solunum testi yaptırıyoruz. 6 yaşından küçük çocuklarda üflemesi çok zordur. Evet. Ama 6 yaşından büyük çocuklarda solunum fonksiyon testi yaparak astım tanısını güçlendirebiliyoruz. Hı hı. Bunun yanında çocuğa cilt testi yapabiliyoruz. Ee, koluna yaklaşık 30-35 tane cilt testi yapabiliyoruz. Burada ev tozu, çay içimi, küf, mantar gibi şeyler bakılıyor. Bunun yanında yine kandan spesifik antijen bakabiliriz. Yani ev tozu e, çocuklarda en sık astım nedenidir. Kan testlerinde spesifik... Ee, ev tozuna karşı alerji var mı yok mu? Bakabiliriz. Yine bunun yanında otlara karşı, kedi köpeğe karşı, hayvan tüylerine karşı evet, bir takım evet. spesifik testler yaparak tanımızı güçlendiririz. Evet. Yine bir takım görüntüleme yöntemleriyle, akciğer filmleriyle tanımızı güçlendirebiliriz. Hı hı. Çocuklarda tabii en sık astım etkeni, alerjen nedenler %90'dır. Ee, bunların başına da ev tozları gelir. %80-90'a yakın. Evet, ben alerjik bir kişi olarak yani evimizde evet. halı bile yok yani kesinlikle, e, ama kedimiz var mesela. Kesinlikle İkincisi ikincisi küfler gelir, <laughs> üçüncüsü hayvan tüyleri gelir hmm. en çok kedi Tabii. köpek evet. daha sonra çok otlar ve polenler evet. bunlar e, astımı tetikleyebilir. E, astım kaç yaş itibariyle görülür dediniz. 6 yaş sonrası üfleme testi sonucunda mı daha çok kendi belli eder? Hayır çocuklarda astım e, erken yaşlarda başlayabilir. Daha çok 2 yaşından önceki çocuklarda viral etkenler sorumludur. 2 evet. yaşından sonra da alerjen etkenler Hı -hı. sorumludur. Hı -hı. Burada bir çocuk 6 e, ayda bir 2 kez, 3 kez bronşiyolit hata geçiriyorsa onlardan şüpheleniyoruz ve bu dediğim testleri ve fizik muayeneyle tanımızı güçlendiriyoruz. Peki astım tedavisinde kullanılan ilaçlar nelerdir? Yani kortizon içeren ilaçlar. Mıdır bunlar korkutucu mudur? Tabii aslında burada koruyucu olarak verdiğimiz önce koruyucu tedaviden bahsedeyim isterseniz. Koruyucu olarak steroid halk arasında kortizon denilen ilaçlar önemli bir yere sahiptir. Bunlardan korkmamak lazım. Uygun dozlarda ve uygun aletlerle kullanmak evet. lazım. Tabii uygunsuz dozlarda kullanıldığında, aşırı dozlarda kullanıldığında bir takım yan etkileri olacaktır. Hı hı. Ama mutlaka bunların doktor kontrolünde... Takibi ve aile tarafından da iyi bir takip yapılması gerekiyor. Bunlar uygun dozlarda kullanıldığında steroidlerin hiçbir sakıncası yok çok diyebiliriz. Çok Hı -hı. çok az bulguları, yan etkileri olabilir. Var, tabii o öksürük Sonra, hata o kadar <laughs> zor bir şey ki. Yani o an onun dinmesi için her şeyi yapmaya hazır oluyorsun zaten. Tabii. tabii o Zor ki. bir an. Peki ikinci, bu, tabii buyurun. Pardon, ikinci olarak da montalikas dediğimiz lokatoryon antikondisleri. Bunlar koruyucu tedavide. çocukta da eğer 5 yaşından büyükse çiğneyebiliyorsa çiğneme Hı -hı. haplarımız var. Eğer 4 yaşından küçükse tozlarımız var, onları da ilave olarak verebiliyoruz. Bunun dışında yine antistaminikler var, onlar doktor kontrolünde Tabii. gerek görülürse, ihtiyaç duyulursa tedaviye olabilir. eklenebilir. Hı hı. Ee, akut tedavide de kriz esnasında da genelde bronş açıcılar kullanırız evet. biz. Krizle gelen, astım krizle gelen çocukta. E, nefesini açmak için bronşları açmak evet. için bronkodilatatör dediğimiz halk arasında fısfıslar evet. onun ağızdan fısfıs ya da buhar şeklinde olanları tercih ederiz. Evet. Yine bunun yanında da steroidleri ekleriz. Kortizonları ekleriz. Peki bu evet. ilaçlar e, astım hastası çocuk için ömür boyu kullanılması gereken bir şey mi? Şimdi şöyle tabii ki bunların hepsinin doktor kontrolü de olması lazım. Uzun süre kullanmak gerekebiliyor bu ilaçları 2 yıl 3 yıl. E, Japonlar 8 yıla kadar kullanmışlar. Bunları genelde biz yazın kesmek isteriz, hmm. vücut dinlensin diye Tabii. kesmek isteriz. Hangi aylar atak ayıdır? Genellerde mevsim değişim dönemlerde evet. viral enfeksiyon atakları artırır ya da e, çayır çimen polenlerin arttığı polenler evet. alerjisi varsa ilkbahar aylarında daha fazladır. Ama biz genellikle ilaçlarımızı Eylül-Ekim gibi başlarız, Mayıs-Haziran gibi kesmeye çalışırız ki evet. vücut dinlensin. Evet. Peki astım olan çocuklar okul e, hikayesinde? Ee, ne yapılmalı? Öğretmenlere mutlaka bilgi verilmeli. Ebeveynler nasıl bu, önlem almalı? Bu Mesela çok Aslında önemli. Aslında bir çocuk okuluyla bir tatile gidemez mi? Kesinlikle gidebilir. Ee, bu çok önemli. Çocuğun sosyalleşmesi açısından, kendisine güven oluşması açısından çok çok önemli. Akranlarından uzak kalmamasında fayda var. Eğer kontrol altına alınmışsa astımı rahatlıkla geziye gidebilir, rahatlıkla geziye gidebilir. Çocuk hastalığı hakkında bilinçlendirilmesi lazım. Senin hastalığın şu şu, şu şu ilaçları kullanacaksın. Evet. Atak esnasında da bunları kullanacaksın. Aynı zamanda e, yolculuk esnasında öğretmenlerle gidecekse onlar da bilinçlendirilmesi Tabii. lazım ki e, bir atak esnasında müdahale edebilsinler ve çocuğun hangi atak esnasında kime ulaşabileceği mutlaka kendisine bir şekilde verilmeli, hocalarına da bildirilmesi gerekiyor. Evet. peki aslında bir alan bir çocukla çocuk hastalığı ile ilgili nasıl bilgilendirilmelidir? Çocuğun hastalığı e, kesinlikle kendisine öğretilmeli. Belli bir yaştan sonra olabilir tabii hmm. bu. 6 yaşından sonraki çocuklara rahatlıkla tabii. senin astımın vardır. Şu ilaçları kullanmak zorundasın. Bu sorumluluğu vermek lazım. Evet. Ve çocuk da yine aynı şekilde kriz esnasında kime ar arayabileceğini, kime ulaşabileceğini, Peki. hangi ilaçları kullanabileceğini hmm. bilmesi lazım. Peki bu çocuklarımız spor yapabilir mi doktor bey? Kesinlikle spor yapabilir. Şöyle ki astımda e, akciğer kapasitesini arttırmamız lazım. Göğüs kaslarını güçlendirmemiz lazım. lazım. Onun için bunlara özellikle ve özellikle spor öneriyoruz. Ama ne? Yüzme. Ha, en iyisi yüzmedir. Çok güzel. Ciğer kapasitesi Çok önemli. Astım olup da dünya şampiyonu olan sürüsüyle sporcu vardır. <laughs> özellikle e, çocuğun özgüveni açı, e, yerleşmesi açısından da çok çok önemli. Evet. Kesinlikle kontrol altında doktor kontrol altında bir çocuk spor yapabilir, yüzme yapabilir ve çok çok iyi de gelir. Böyle bununla ilgili bir takım kamplar uygulayan merkezlerde var. Evet. Efendim çok teşekkür ediyorum. Çok ben özel ve hassas bir konuydu. Çok güzel bir bilgilendirme yaptınız. Sağlıklı günler dilerim. Sağ olun efendim. Uzman doktor İhsan Başpınar bizlerleydi. Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı. İyi ki geldiniz. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Devam sağ ediyoruz.